Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 15. sözden, onun da 7. basamağından inşallah bugün devam edeceğiz. Ama ondan önce mutlaka bir başa döneceğiz. Baştaki ayeti kerimeyi hatırlayacağız. Çünkü biz onun gölgesinde şu an dolaşıyoruz. Ve ilk paragrafı, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu sözü yazmaktaki gayesini ifade ettiği o bölümü okuyup ondan sonra asıl kaldığımız yere, yani 7. basamağa geçmiş olacağız. 15. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad zeyyennes sema'ed dünya bimesabiha ve cealnaha rucumen lişşeyatîn. Bu ayet Mülk suresinin 5. ayeti. Mülk suresinin 5. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Elbette ayet-i kerime haber verdiği ana şeyin dışında birçok inşaatı da içimizde yapıyor. Mesela işte burada uzaya nasıl bakıyoruz? Canlılığa nasıl bakıyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri bu basamaklarda tekrar tekrar ondan üstünde duruyor. Onları da Kur'an bunların içinde bizde yeniden inşa ediyor. Müslüman böyle bakmalı. Müslüman canlılığa nasıl bakar? Müslüman canlılığı sadece biyolojik hayattan ibaret mi görür? Hayır, görmez. Onun hayat algısı biyolojiden aşkındır. Gözünün gördüğünden aşkındır. Hayatın sadece kendi çeşidiyle, kendi hayatlanış çeşidiyle olmaya mecbur olmadığını bilir. İşte ilk paragraf geliyor. Ey kozmografyanın, yani gök biliminin ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Yani bu risalenin muhatabı kim? Evveliyetle mektepliler. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yani mektepliler sanki buna ihtiyacı yok da asıl ihtiyacı olan avammış gibi, okumayanlarmış gibi. Hayır. Asıl mektepliler'in kafalarındaki prangalardan, zincirlerden, kalıplardan kurtulmaya ihtiyacı var. Bu zaman öyle bir zaman. Bediüzzaman Hazretleri bunun altını çok çiziyor. Bu zamanın dalaleti bilmemekten gelmiyor. Bilmeyip bildiğini sanmaktan geliyor. Çünkü kalıplarla öğreniyorlar. Prangalarla, zincirlerle, bilginin altında aşılanmış ideolojilerle doluyorlar. Ondan sonra o sınırlar içinde düşünmeye alışkanlık haline getirdiklerinden öteki türlüsü mümkün değilmiş gibi davranıyorlar. Bugün mesela bilimsellik diye bir şey var. Sanki bilim bütün doğruların tek sahibiymiş gibi bize lanse ediliyor. Halbuki bilim felsefesi okuması yaptığınızda görüyorsunuz. Bilim felsefecileri bilimin metodolojisini çok eleştiriyorlar. Ve hakikatin sadece kendi elindeymiş gibi hani öyle lanse edilmesinin de mantıki açıdan tutarsız olduğunu, felsefi açıdan tutarsız olduğunu delilleriyle, eleştirileriyle ortaya koyuyorlar. O açıdan bilim felsefesi okumak çok faydalıdır. Bilim felsefesi okuduğunuz zaman bilimin o kadar da mutlak doğruların sahibi olmadığını bilirsiniz. Onun despotluğundan, zincirlerinden kurtulmuş olursunuz arkadaşlar. Bilim felsefesi okumayı o açıdan tavsiye ederim yani ben de. Zaten burada Bediüzzaman Hazretleri'nin de, hatta geçtiğimiz sözler içinde de onu konuşmuştuk. Yaptığı bir ölçüde bilim felsefesine girer. Burada mesela işte gök biliminin, astronominin sahip olduğu kalıplara felsefi eleştiriler getiriyor bir anlamda. Elbette bunları vahiyden, sünnetten çıkarıyor ama vahiy ile sünnet kısmını şöyle bir kenara koyduğunuz zaman yaptığı eleştiriler, senin bakış açının mutlak doğru olduğu ne belli şeyi vardır. Felsefenin zaten diğer alanlardan ayrı olan şeyi budur. Felsefe asıl özü sorar yani. Sen bu yola doğru çıktığını nereden biliyorsun?
gibi bir eleştiri getiriyor. Oradaki tutarlılığını sorguluyor. İşte o paragraf böyle bir paragraf. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Yani ne problem? Mektepli efendinin prangalarında. Yoksa ayet-i kerimede haşa ve kella veya sünnet-i seniyyede haşa ve kella bir problem yok. Ne her ne ki biz ayetlerde veya sünnet-i seniyyede olan bir şeye takılıyoruz. Ya bu benim aklıma yatmadı, bu bana ayet gibi gelmedi, bu bana hadis gibi gelmedi, haşa diyoruz. Onlar da bizdeki arızalardan kaynaklanan sorunlar var. Yoksa hakkıyla layığınca muhatap olduğunuzda onlar size hakikatlerini gösteriyorlar. İşte Bediüzzaman Hazretleri de onu yapmaya çalışıyor burada. Şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Yani sen oraya bir çıkman lazım önce. Senin onun haddin mi onu eleştirmek? Gel beraber çıkacağız dedi. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci basamak, altıncı basamak konuştuk. Özetlersek birinci basamak hayatı kendi biyolojik hayatımıza münhasır görmemeyi öğretti. Bunu sorguladı ve alternatiflerini söyledi. İkinci basamak zeminle gök arasındaki ilişkinin bir alveriş ilişkisi olduğuna dikkat çekerek, yani bunlar böyle birbirleriyle asla ilişki kurmayan camit maddeler, duvarlar değil. Bu ilişki zaten hep var. O ilişki varken bu ilişkinin bir de böyle bir versiyonun olması niye mümkün olmasın? Onu böyle biz kafamıza böyle bir çaktırdı. Üçüncü basamak peki hayat var diye kabul edelim ama bu hayat niye bizimkine benzemiyor? Niye orada da dünyadaki hadiseleri göremiyoruz uzayda? E dedi o hayat seninki gibi olmaya mecbur değil. Onlar imtihana tabi olmaya da mecbur değil. Zaten değiller. Öyle oldukları için de oradaki, buradaki kargaşayı orada görmemen normal dedi. Mesela burada işte o ilk paragraf. Semanın sükut ve sükuneti ve intizam ve ıttıradı ve vüsat ve nuraniyeti gösterir ki sekenesi zeminin sekenesi gibi değildir. Belki bütün ahalisi mutidirler. Ne emrolunsa onu işlerler. Müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Yani o hayat bu hayat gibi olmaya da mecbur değil. Onu da düşündürdü. Devam ediyoruz. Dördüncü basamağa geldik. Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları, onlardan kaynaklanan kanunlar üzerinden mevzuyu düşündük. Dünyada öyle kanunlar tecelli ediyor ki bu kanunların muhtemelen büyük alemde de tecellileri var. Nasıl dedik kütle çekim kanunu? Ben elimdeki elmayı havaya attığımda onu yere çekiyor. Herhangi bir topu yeğenimle oynarken balonu havaya atınca aşağı iniyor. Bu kanun burada olduğu gibi ben biliyorum ki işte Andromeda galaksisinde de işliyor. Bunun gibi de bir de mübareze kanunu diye bir şey var. Cenab-ı Hak kainatı mübareze kanunuyla da işliyor. O mübareze kanunu nasıl benim hayatımda işliyor? Büyük alemde de bunun bir tecellisi olmalı. İşte meleklerle şeytanlar arasındaki bu mübareze de onların göğe sirayet etmeye çalışması, meleklerin onları taşlaması da o kanunun oradaki yansıması. İşte benim elmayı atıyorum aşağı düşüyor. Bunu görüyorsam ben düşünüyorum diyorum Andromeda galaksisindeki meteorlar da işte kara delikleri öyle çekiliyor veya işte güneşlere, gezegenlere öyle çekiliyor diyorum ben. Bu tefekkürüm bana düşündürmeli ki bu diğer işin kanunların da büyük alemde tecelliler olmalı. İşte o tecelli de bir tanesi de bu olay olabilir. Öyledir. Düşünün bunu bir dedi ve Bediüzzaman Hazretleri. Beşinci basamak işte arz sema ilişkisi gidip gelme mümkün mü? Bu mevzuyu tartışmaya açtı ve bunun numunelerinden bahsetti. Gidip gelme ilişkisinin bazı numunelerinden bahsetti ve şeytanlar içinde bunun mümkün olabileceğini söyledi. Altıncı basamak neydi? Cenab-ı Hakk'ın bizi bu şekilde uyarmasının, daha doğrusu bu hadiseyi bize zikretmesinin bir sebebi de uyarması bizi. Yani benim öyle kullarım var ki, öyle canlılarım var ki kaldırabilecek olsanız o meteorları bile size fırlatırlar. O kadar bir kudret sahibiyim. Kendi azametinin ifadesi olarak bunu bize beyan etmiş, Kur'an'ında bunu zikretmiş olabilir. Böyle de düşünün Cenab-ı Hakk'ın azametinin bir delili olarak da bu ayeti düşünün diye söyledi. Efendim onu da konuştuk geçen derste. Şimdi geldik 7. basamağa.
Bismillah. 10 dakikamızı yemişiz bile. İnşallah bitiririz. Yedinci basamak. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Ben bunu iyi biliyorum çünkü benim işte ellerinizden öper 4,5 yaşında bir yeğenim var, Salih Kayra. Muhammed Salih Kayra. O mesela gezegenlere, yıldızlara, kara deliklere falan bunlara çok meraklı. Onların videolarını çok izliyor. Ben de onun vesilesiyle bana gelip açtırdığı için, bilgisayardan izlediği için bazen beraber izliyoruz. Ben de onun vesilesiyle öğreniyorum. Neler neler yani. Güneş hiçbir şey. O gezegenlerin sıralandığı ve ondan sonra güneşin büyüklüğünün söylendiği, sonra güneşin diğer yıldızlara göre büyüklüğünden bahsedilen videolar var. Siz de rastlamışsınızdır belki. Herkesin evinde çocuk var. Abi güneşin toz zerresi kadar kaldığı yanında, toz zerresi ya belki o kadar da yok, yıldızlar var dev gibi. O yıldızların toz zerresi kadar yanında kaldığı kara delikler var. Yani nasıl büyüklükler ya Rabbi. Akıl sır ermiyor. O kadar büyük bir kara delik ki güneşin yanında toz zerresi kaldığı yıldız onun toz zerresi kadar. Böyle şeyler var. Yani hepsi bir tür değil. Yıldız diyoruz biz hepsine ama bir yıldız var, süpernova. Bir yıldız var, işte daha küçük. Bir yıldız var, bizimki kadar. Bir yıldız var, daha bizimkinden de küçükler var mesela. Böyle yıldızlar var. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Evet, Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Nasıl sudaki canlıları farklı farklı yaratmış. Semek ne demek? Semek balık diye biliyorum ben. Bakayım buradan da söyleyeyim. Evet, balık. Nasıl ki okyanuslarda, denizlerde farklı farklı balıklar yaratmış, uzay denizinde de oranın farklı farklı ahalisini yaratmış. Bak, kanunun diğer ucu. Aynı kanunun farklı tecellisi. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Bunlar hadislerde geçen bilgiler. Söz basımdan Allah razı olsun burada dipnot olarak vermiş mesela Eddeylemi el-Müsned diyor. Mesela ikincisi için Müslim'de Selam bahsinde, Tirmizi'nin Tefsiru Sure bahsinde, Ebu Davud Sünnet bahsinde geçiyormuş bunlar. Yani oralarda da delilleri var bunların. Bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayan yıldız denilir. Biz bakıyoruz hepsi bize bir kalem gibi gözüküyor. Gezegenler, yıldızlar arasındaki çok farkı biz gözle anlayamıyoruz. İşte ne diyorlar? Yanar söner gibi olursa o yıldızdır. Işığı sabit gibi ise böyle hiç kesintisiz devam ediyorsa o gezegendir diyorlar. Ama biz bunu işte bilmesek göğe baktığımızda hepsi aynı bir kalem gözükür bize. Her parlayana yıldız denilir. Genel bir isim bu. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de Nazenin sema yüzünün murassa, murassa bir süsleme çeşidi ama bu münakkaş, murassa, mülevven birkaç çeşit daha vardı. Ben bunu bir tesiple ilgili bir yazıda okumuştum. Mesela murassa taş süslemesi diye biliyorum ben. Mesela bir şeye taşları çakarak yapılan süslemeye murassa deniliyor. Münakkaş yani nakışla işlenmiş, müzeyyen üstünde yapılmış süsleme. Mülevven boyayla yapılmış süsleme herhalde. Yani o çeşitler vardı da aklımda kalmadı. Bu kelimeleri Bediüzzaman Hazretleri boşuna kullanmıyor. Sanki taş çakılmış gibi duruyor böyle. Mücevher. Uzaya mücevherler çakılmış gibi duruyor. Murassa diyor o yüzden. Murassa ziynetleri, süsleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde. Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nevini de şeyatinin recmine alet etmiş. Şimdi ayet bize bir şey daha söylüyormuş. Bunu gerçi geçmiş derslerde konuştuk ama şimdi altını çizelim işte. Ayet-i kerime şeytanların recm edilmesi hadisesini anlatırken yukarıdaki yıldızlar dediğimiz şeylerin de tek kalem olmadığını bize ihtar ediyor. Bunlardan bazısı diyor hani dünyanıza düşse haberiniz bile olmayan böyle bir yıldız kayması kadar fark ettiğiniz kadar küçük şeyler. Hepsi bir sınıf değil. Dikkatli olun. Burada öyle bir şey de var. Yani bize düşen bir ay değil. Bize düşen efendimiz bir gezegen değil. Bize düşen bir yıldız hakiki bir yıldız değil. Haş zaten onlar düşmez. Mümkün değil. Onlar düşse zaten hayat biter dünyada. Hani böyle bir sınıf da var.
Buna da uyanık olun gibi bir mana da var ayetin altında. Gökteki her şeyin tek bir sınıf olmadığını bize söylemiş oluyor. Yani bakın vahyin mucizeliğinin bir tarafı da işte bak gök bilimine ne kadar hakim. Yani Kur'an'ın hiçbir şeyi yanlışlanamıyor. Bu anlamda da verdiği haber doğru, evet öyle. Hakikaten uzayda meteorlar da var. Hatta işte Jüpiter'le Mars'ın arasında bir kurup kuşağı mı ne diyorlar? Bak işte yine yeğenle izlediğim videolardan aklımda kalan. Ondan sonra Plüton'un biraz arkası veya Plüton'un içinde bulunduğu bir kuşak daha var. Yine böyle göktaşlarla, meteorlarla dolu. O bizim şeyimizdekini, arkamızdakini, Mars'ın arkasındakini daha doğrusu Jüpiter tutuyor. Daha çok onun çekim güvetinden dolayı orada kalıyorlar diye aklımda kalmış. Jüpiter zaten bizim korumamız gibi. Bize gelenlerin büyük bir kısmını ay engelliyor. Atmosferimiz de bir kısmını engelliyor. Ama en nihayetinde düşenler de olmuyor değil. Hülasa şimdi geri dönüyoruz. Gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de bir türü de Naze'nin sema yüzünün murassa ziynetleri ve o ağacın münevver meyveleri nelere benzetiyor? Süs, ondan sonra ağacın meyvesi gibi, orayı bir ağaç düşünürseniz meyveler asılı gibi uzayda. Ve o denizin müsebbih balıkları, Allah'a tesbih eden balıkları o denizin. Uzay denizinin balıkları da yıldızlar hükmünde. Fatır-ı Zülcelal, yani celal sahibi Fatır, eşsiz yaratıyor, orijinal yaratıyor. Onun yarattıklarının benzeri yok. O manada Fatır burada nasıl verilmiş? Fatır-ı Zülcelal sonsuz haşmet sahibi olan ve her şeyi benzersiz üstün sanatıyla yaratan Allah. Yani bu Fatır kelimesini Kenan abi anlatmıştı galiba, Kenan Demirtaş abi. İbn Abbas radıyallahu anh mıydı? Hani bu Fatır kelimesinin manasını ararken çölde iki bedevinin tartışmasına şahit oluyor. Bir kuyuyu kim önce açtı tartışması. O diyor işte ben açtım. O diyor ben açtım. Orada Fatır kelimesini kullanıyorlar. Hani yani o kökten gelen başka bir kelimeyi kullanıyorlar diye da. O kelimenin asıl neyi kastettiğini İbn Abbas radıyallahu anh o şeyden öğreniyor galiba. Herhalde oydu. Yanlış hatırımda kalmamıştır inşallah. Yani bakın ilk yapan, benzersiz yapan manası var Fatır'da. Fatır-ı Zülcelal ve Sani-i Zülcemal. Celale Fatır'ı bağladı. Cemale Sani'yi bağladı. Onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Yani o yıldızların, o güneşlerin, kara deliklerin, başka başka bizim bildiğimiz bilmediğimiz varlıklar amaçsız değiller. Oranın da ahalisi var. Onlar da başka başka canlıların binekleri. Onlar da o yörüngelerde dönmeleriyle bir vazife görüyorlar. Onların da icra ettiği çok hikmetler var. Fiziki alemde de var, fizik ötesi alemde de var. Menziller, binekler yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nevini de işte o meteorlar diyoruz, göktaşları diyoruz. Şeyatinin, şeytanların rejimine, taşlanmasına alet etmiş. Böyle bir görev vermiş. Bütün uzayı görevlerle dolduran Allah bunlara da öyle bir görev vermiş. İşte bu rejim-i şeyatin için atılan şahapların üç manası olabilir. Birincisi, kanun-u mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alamettir. Cenab-ı Hak bizi neden meteor düşmesi olaylarına şahit kılıyor? Geçenlerde Portekiz'de mesela çok enfes bir görüntü oluşmuş. Cenab-ı Hak işte neler yaratıyor, böyle mavi gibi. Bayağı da canlı yayınlara denk gelmiş. Adam mesela açmış YouTube'da canlı yayın yaparken arkasından meteor geçiyor falan. Cenab-ı Hak bu olaya bize niye şahit kılıyor? Bu kadar çok gözüküyor, kayıt altına alınıyor, biliniyor bu olay. Bunun diyor bir hikmeti, Cenab-ı Hak mübarezenin en geniş dairede devam ettiğini bize hissettirmek istiyor. Biz mesela şimdi bakıyoruz Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, işte Hindistan Müslümanları, Cenab-ı Hak hepsine yardım etsin. Myanmar, Suriye zaten yanı başımızda, iç savaş hala devam ediyor. Mısır'da zaten Müslümanların ensesine çöktüler. O canavar sineler yaptı Müslümanlara. İslam coğrafyasının her tarafında bir mücadele, bir cihat sürüyor. Başladığımızdan beri cihadımız hiç bitmedi elhamdülillah. Cenab-ı Hak diyor ki bu sizde değil sadece, bak uzayda da bu var. Yani mücadele, bu büyük bir mücadele kanununun parçası. Sahipsiz değilsiniz diye o şeyi hissettiriyor. Niye mesela
Yüzüklerin Efendisi serisini falan izlemişsinizdir. Onlarda da böyle mesela mancınıklarla atıyor şeyi, alevli şeyi mesela. İşte havadan böyle yanarak gidiyor değil mi? O yaktığı işte neyse artık fırlattığı şey tutuşmuş şekilde taş mı başka bir şey mi? O havada yanarak gidiyor böyle. Meteorlar da ona benziyor. Sanki bir savaşın şeyi yani. O mübareze kanunu en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alamettir. Onu şahit onu gösteriyor Cenab-ı Hak böylece bize o mübareze kanununa uyandırıyor. İkincisi, semavatta hüşyar nöbettarlar, semavatta uyanık nöbettarlar, muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan, hani cinler gidip arz ehlinin başına neler geleceğini sema ehlinden dinliyorlarmış. Demek ki dünyada olup olacaklar o sema ehlinin mevzuları. Onlar da bir tür casusluk gibi gidip hani giderler işte frekansa bağlanırlar, dinlerler ya ne konuşuyorlar falan, devletler birbirlerine böyle casusluk faaliyetleri falan yapıyorlar. Birbirlerinin işte bilgilerini almaya çalışıyorlar, hacklemeler falan. İşte o şeytanlar da sema ehlinden bu bilgileri çalmaya çalışıyorlar, almaya çalışıyorlar dünyada bir nüfus sahibi olmak için. Ne de olsa bilgi güçtür. Onlar da kendi ahalilerine güç kazandırmak istiyorlar. İşte ama o iş öyle kolay değil. Semavatta hüşyar nöbettarlar, muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından, karışmalarından ve dinlemelerinden hoşlanmayan Cunudullah bulunduğunu, Allah'ın ordusu var orada, bulunduğunu ilan ve işarettir. Yani bu söyleyebilir miyiz? La teşbih ve la temsil, belki bunu da ifade edebiliriz. Cenab-ı Hak bizi bir tür kendi istihbaratımızı kurmaya da teşvik ediyor gibi. Nasıl işte casusluk faaliyeti yapılacak size? Siz de ona karşı casusluk faaliyeti ya da karşı casusluk demeyelim ama o casusluğa karşı önlemler, tedbirler alma yönünde şevklendiriyor. Nasıl meleklerim şeytanların dinlemelerine, karışmalarına engel oluyor. Siz de öyle ordulara eğitin. Onlar da yabancı istihbaratların size böyle şeyler yapmasına engel olsunlar. Bunun dersi burada var mıdır? Allah alem vardır, söylenebilir. Yani bana mümkün geliyor. Nasıl ki o gök ehli kendilerindeki bilgilerin çalınmasına engel oluyorlar. Yer ehlindeki Müslümanlar, siz de aynı davanın vekili olarak siz de sizden bilgilerin çalınmasına, karıştırılmanıza, birilerinin aranızda karışmasına dikkatli olun diye bir nasihat burada olabilir. Üstad Hazretleri de buna bir işaret vermiş. Üçüncüsü, muzahrafat-ı arziye arzın çöpleri diyelim. Mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek, pisletmemek ve nüfusu habise hesabına, pis nefisler hesabına tecessüs, casusluk ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misillu, o şeytanları ebvab-ı semadan, sema tarafından, ebvab-ı sema gök kapıları demekmiş. Gök kapılarından o şahaplarla red ve tarttır. He, işte yukarıda konuştuğumuz Cenab-ı Hak bize o olayla beraber şunu öğretiyor. Şerirler hayırlılardan bilgi çalmaya çalışırlar. Şerirler hayırlılardan bilgi alıp kendi etbaalarına, kendi işçilerine, ordularına, oralardan veya patronlarına faydalar yakalatmaya, ulaştırmaya çalışırlar. Ben bakın buna engel oluyorum sema ehliyle semadan olmasına. Siz de arzda buna engel olun diye bir işaret burada bize veriliyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir daha okuyayım. Vaktimiz de azaldı zaten. Muzahrafat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfusu habise hesabına tecessür ettirmemek için edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misillu o şeytanları ebvab-ı semadan o şahaplarla red ve tarttır. Yani kovmaktır. Tart, kovmak demek. İşte yıldız böceği hükmünde. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Hatta şöyle bu paragraf arkasındaki zeyille beraber okununca çık diye yani bir sonraki metin niye oraya konmuş bu paragraftan anlaşılıyor.
O metinde konuşuruz bunu inşallah. Burada da bir şey yapalım, bir zoom yapalım. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine, yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografyacı efendi. Niye böyle bir benzetme yaptı? Şimdi yıldız böceğinin ışığı nedir? Hiçbir şey yani. Şu kadarcık bir sigara ucu kadar izmarit ışığı gibi bir şeydir yani yıldız böceğinin ışığı. Sen diyor kendi aklına itimat ettiğin zaman senin varlık hakkındaki bilgin, ulaşabildiğin bilgi, görüş açın o kadarcık. Sen parçadan bütüne gidiyorsun. Cenab-ı Hak bütünden bize bilgiyi veriyor. Bütünün sahibi o çünkü. Alim-i külli şey, kadir-i külli şey. Her şeyi o irade etmiş zaten. Sen ayeti kerimeye bir itiraz ettiğin zaman o cirmin kadar yer yakarsın yani. Senin ürettiğin bilginin ne hükmü olabilir kainat hakkında? Ne bağlayıcılığı olabilir? İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografyacı efendi. Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlerden birden bak. Ben sana diyor yedi tane hakikat öğrettim, bakış açısı öğrettim, düşünme şekli öğrettim. Hatta hayal gücüne hayal etme yeteneği verdim bunları. Çünkü hayal de öğrenilebilecek bir şeydir. Bize bir şeyleri hayal edilmesi öğretildiği zaman biz o yönde hayal edebiliriz yani. Üstad Hazretleri de öyle bir bakış açısı verdi. Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlere birden bak. Gözünü aç. Kafa fenerini bırak. Bak, gözünü aç. Kafa fenerini bırak. O benim gördüğüm kadardır. Benim bildiğim kadardır. Ben böyle diyorum. Ya da işte çeşitli ideolojilerden aldığım o kalıplar. Onu bir terk et ya. Bir dur, bir durul, bir berraklaş, bir ümmileş yani bu mesaja. Mesajı doğru anlamak için önce o içindeki zehir boşaltman lazım. Hani Bruce Lee'nin neydi bir zamanlar bizim izlediğimiz bir çocukken izlediğimiz bir dövüş filmi vardı. Van Damme da kötü rolde oynuyordu. Jean-Claude Van Damme'in kötü rolde oynadığı bir filmdi. Orada Bruce Lee işte güya hayaleti ruhu neyse çocuğa dövüş öğretiyor. Bardak şeyi var orada meseli var mesela. Sen diyor şu an dolu bardak gibisin diyor. Dolu bardak dolar mı? Dolmaz. O zaman diyor önce kendi kafandaki biliyorum öyledir şöyledir. Bırak diyor bunları çocuğa. Boşalt ki diyor ben senin tekrar doldurabileyim. Herkes için bu böyle. Kalıplarında gidersen o kalıplar tekrar dolmana engel oluyor. Çünkü bilgiyi almıyorsun gerektiği gibi. Ümmileşmek lazım ki biraz zenginleşmek için ümmileşmek gerekir. Çünkü tekrar donatacak. O bilgi senin için tekrar değiştirecek. Onun için bir yenilenmek gerekiyor. Gözünü aç, kafa fenerini bırak. Gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al. Bak, o büyük kanunu getirdi kendi alemimize, iç alemimize, enfüsümüze getirdi. Afaktan aldığı dersi Bediüzzaman Hazretleri getirdi, içine soktu, kendi içimize sokmayı da gösteriyor bize. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını recmet. O ayet onu niye öğretti bize? İşte bunu yapabilelim kendi içimizde diye. Nasıl sema ehli şeytanları recm ediyor, sen de kendi kafandaki şeytanı recm et. İmanın tarafında dur, kendi şeytanını recm et. Biz ne diyoruz Kur'an okumaya başlarken? Euzubillahimineşşeytanirracim. Taşlanan, taşlanarak kovulan şeytandan Allah'a sığınırım diyoruz. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Şimdi bak o şeytan taşlanması, bu genelde İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam kurban edeceği zaman şeytan İsmail Aleyhisselam'ı ayartmaya çalışmış, ona taş atmış, o olayla bağlanır ama aslında bu büyük bir kanunun parçası. Semahil de taşlıyor. Sen de kendi şeytanını recm et diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz dahi etmeliyiz ve Rabbi e'ûzu bike min hemezâti şeyâtîn beraber demeliyiz. Bu ifade Müminun suresinin 98. ayetinden, Müminun suresinin 98. ayetinden kısa bir meali şu şekilde: Ey Rabbim, şeytanların yanımda bulunmasından sana sığınırım. Amin. Biz de öyle dua edelim inşallah. Ve evet, söz bitti. Okuyalım bakalım. Sonda da birkaç ayet-i kerime var.
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحِكْمَةُ الْقَاطِعَةُ Bu da En'am suresinin 149. ayetinden bir ifade sanıyorum. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş ya da ondan ilhamen söylenmiş bir şey. Tam ve kesin delil ve her şeyde açık ve kat'i şekilde eserleri görünen hikmet Allah'ındır. Evet, aynen öyledir. Tam ve kesin delil ve her şeyde açık ve kat'i şekilde eserleri görünen hikmet Allah'ındır. Son ayetimiz, Üstad Hazretleri'nin her dersinin sonunda zikrettiği o şey, o ayet ve melek efendilerimizin bize verdiği ders. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Bunu Bediüzzaman Hazretleri hep zikrediyor. Bunda da azim dersler var. Yani melekler onu ifade etmişler. Biz de her zaman öğrendiklerimizden sonra bunu söylemeliyiz ki durduğumuz yer kesin belli olsun. Biz Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği kadar biliyoruz. O bizi öğretmezse bizim bilebilmemiz mümkün değil. Meali de bunu haber veriyor bize bu ayeti kerimenin. Pekala arkadaşlar, 15. sözün ana metni böylece bitmiş oldu. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. İnşallah daha nice sözleri böyle bitiririz. Ama 15. sözle hemen vedalaşmıyoruz. Zeyli var. Zeyli de çok enteresan, çok güzel bir metin. Ben çok bayıldım bu metne. Onu da inşallah bu sözle ilgileri üzerine de durarak konuşmaya çalışacağız. Önümüzdeki derslerde Cenab-ı Hak afiyet, ömür ve fırsat verirse. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.